Fakir TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün yeni bir uygulamamız var. Ne diye sorarsanız şöyle göstereyim ben bunları size. Yani muhtemelen anlamışsınızdır ne olduğunu. Arkadaşlar bunlar taş dekorlu straforlar. Bunları ev içine olsun, ondan sonra mutfaklara, İstediğiniz her mekana yapıştırıyorsunuz bunları. Güzel bir dekor olur arkadaşlar. Şimdi burada şunu göstereyim. Biz burada gördüğünüz gibi beyaz silikon kullanıyoruz yapıştırmada. Arka tarafı strafordur bunların. Diğer tarafları şu şekilde taş desenlidir. Bunu yaptığınız zaman tuğla taşı dekor almaktadır. Ben de ilk defa yapıyorum. Bugün uygulayacağız bunu. Sizler de izleyeceksiniz. Bu parçayı şuradan kestim arkadaşlar. Gösterelim. Ne için? Priz. Priz yerlerini bu şekilde dikkatli bir şekilde milimetrik olarak ölçüp kesmeniz lazım. Çünkü bunu kestiğiniz zaman dönüşü yok bunun. Yenisini kullanmanız gerekecek. O yüzden çok dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar ilk uygulamamıza geçelim. Şimdi ben silikonun ucunu açtım. Şu şekilde beyaz silikon kullanıyoruz. Şöyle ilk önce uçları şöyle azar azar sürelim. Özellikle köşeler arkadaşlar. Köşeler önemli. Şu köşeyi de yapalım. Şu ortaya yapalım. Normal şeffaf silikon kullanmayın arkadaşlar. Eritebilir strafolu. O yüzden beyaz silikon herhangi bir zarar vermiyor. Ekstradan isterseniz strafor için farklı yapıştırma ürünleri de var. Onlar daha iyi oluyor ama işte eğer ondan yoksa beyaz silikonu kullanabilirsiniz. Video biraz uzun olacak ama arkadaşlar istiyorum ki faydalanın. Şu videoları uygulayacağız. Video açıyorum. O yüzden şöyle. Şimdi bunu şu şekilde tutuyoruz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şuraya yatırıyorum. Burası biraz karanlık olabilir. Çünkü prizlerin şalterlerini kapattık. Herhangi bir elektrik çarpma tehlikesine karşı. Şöyle yatırıyoruz. Şöyle biraz sağa sola kaydım ilk önce arkadaşlar. Çünkü arkasındaki yapışan iyice dağılsın. Şimdi şurayı tam ayarladıktan sonra şekilde yaparak oturtuyoruz. Bizim şu fayasları arkadaşlar biraz şey kesmişler. Yamuk kesmişler. Yamuk yapıştırmışlar. Ondan dolayı biraz straforu kesmek zorunda kaldık. Evet. Bunu yaptık bu şekilde. Şöyle bastıralım. Özellikle silikonu sürdüğümüz yerlere bastırırsak daha iyi olur. Şu şekilde. İyice oturduğundan emin olun arkadaşlar. Yoksa aksi halde arkasındaki silikon bir şey yaramaz. Arkadaşlar bir püf noktası vereyim size. Eğer bu şekilde dolap mutfağı falan yapıyorsanız şuraya led ışıkları var görüyorsunuz. Ben bunu daha önce yapmışım. Böyle led ışığı koyduğunuz zaman akşamları güzel bir görüntü olur yaktığınız zaman. Direkt bunun üstüne yansır. Özellikle kırmızı veya mavi. Kırmızı daha çok kullanılıyor. Evet şimdi bunu bu şekilde yaptık arkadaşlar. Şimdi diğer panelimize geçeceğiz. O da burada. Bunlar zaten birbirini tamamlıyor. Bakalım ne tarafta. Burası. Ben bir tarafını
bu şekilde olacak. Bakalım bu olacak mı? Tam gelecek herhalde. Tamam. Hemen bunu arkasına da yapıştırma sürelim. Şimdi ben bunu internetten bakarak zaten arkadaşlar nasıl yapıldığını gördüm. Orada videolar genelde hızlandırılmış. Ben o şekilde hızlandırma yapmayacağım. Hız hızlı yapayım ki sıkılmayayım. Çok fazla uzun olsun istemiyorum video. Çünkü biliyorsanız uzun videolardan sıkılıyor. Ya ben de o şekilde yani. Çok uzun video olduğu zaman sıkılıyorum. İlerleterek bence yapayım. Önemli olan yardımcı olabilmek. Ya ben de ilk defa yapıyorum dediğim gibi. İnşallah güzel olur. Bakalım. Şimdi tabii ki biraz farklı olacak. Tam ucu ucuna gelmeyebilir. Çünkü diğerinden parça kestik. O yüzden. Biraz parça kesmek gerekebilir. Çünkü iş üstten aynı bir şey kesiyor arkadaşlar. Çünkü burada gördüğünüz gibi maket bıçak var. İsterseniz bundan, isterseniz şundan hangisi daha iyi olursa bakalım hangisi daha iyi oluyor. Görüyorsunuz çok kolay bir şekilde kesiliyor. Sert olmasına rağmen kolay kesiliyor. Bu güzel bir özellik. Bunlar, bu üst taraflar fazla gözükmeyeceği için yani çok şey önemli değil. Buradan istediğiniz kadar kesebilirsiniz. Şu şekilde birleşmesine özen gösterin arkadaşlar. Dediğim gibi parçaladığımız için şurada biraz farklılık oluyor. Bazıları kakaos kullanıyor arkadaşlar. Ben kakaosu pek önermem. Gerçi ben de hiç denemedim ama yani önermem çünkü çatlatabilirsiniz. Çünkü bunlar hassas malzemeler. O yüzden tavsiye etmem. Evet. Şimdi geldik arkadaşlar. Farklı bir önemli bir yerine. Burada videoyu durduracağız. Çünkü şuraya göre bir stopur yapacağız. Yani şundan keseceğiz. Şu bölümü yapmayacağız arkadaşlar. Şurası açık kalacak bir şekilde. Burası ve şuradan devam edeceğiz. Şimdi videoyu durduruyoruz. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Biz kestik bu parçayı. Silikonları sürüyoruz. Maalesef fayansçı arkadaş yamuk yaptığı için bizde tam ilk birinci ve ikinci parçayı ucuca getiremedik, olmadı. O yüzden fayansçı arkadaşı tebrik ediyorum. Bizi böyle bir zora soktuğu için. Şimdi bunu biz arkadaşlar buraya göre ölçtük. Ona göre kestik. Şimdi bunu yerleştireceğiz. Yalnız keserken çok dikkat edin. Bu bizim burası da yamuk. Biliyorsunuz burası ince ve sıkalı. Ona göre biraz meyilli kestik. Keserken iyi planlayın arkadaşlar. Çünkü şimdi bu şekilde koyup böyle kesip de kaldırdığınız zaman aa bu taraf aşağı bu taraf yukarıya geliyormuş demeyin. İlk önce şu şekilde hesaplayın. Ona göre güzel bir şekilde bir kere planlayın. Çünkü dönüşü olmuyor. Evinizdeki parçaya yazık olur. Şimdi bu şekilde
Yerleştireceğiz buraya. Yanmasını bir kez daha. Evet. Şuradan biraz tornavida alabilir miyim? Tornavidayı da şuradan biraz sıkıldıysam. İşte bunları baştan yapılan hataların bedelleri. Mesela şurası az bir şey açık kaldı. Fayans çerçevesi. Şöyle yapabiliriz. Aslında nasıl yapabiliriz? Aşağıdan biraz para alsak ya da yukarıdan olmaz o şekilde arkadaşlar. Mecbur bir şekilde yapacağız. Çünkü her zaman yaptığım bir şeyi ilk defa yapıyorum. İlk defa da yani bir kere bu olsun, sağlam olsun diyeceğim ama sağlam olmasın, sağlam. Ancak işte tam oturuyor. Şimdi kendimiz bayağı zorladık. Bizden arkadaşlar dedi bu adam ne yapıyor böyle diye. Gerçekten arkadaşlar kolay, aslında kolay. Ama işte biçimsiz olduğu zaman buralar, ölçüsüz olduğu zaman böyle oluyor. Yani bir iş yaptığı için başında beklemeniz her zaman sizin yararınız olacaktır. Buraya son kullanacağız. Bunun şuradaki ocağı çekelim. Biraz güneş var o yüzden tam net çıkmayabilir. Buraya yapacağız bunu en son parça olarak. Çünkü buradan tam bir parçaya başlayacağız. Ve şu görmüş olduğunuz pirzi de sökeceğiz. Şimdi burada biraz atıyoruz arkadaşlar, tekrardan devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Silikonlar kurulmuş. Şimdi arkadaşlar biz fayansçıya suçluyorduk ama fayansçı da değil, dolabı yapan adam yamuk yapmış. Çünkü fayanslar daha sonra yapılmış, derzlerden anladık. Dolabı yapan adam yamuk yapmış. Yani başkası bizim yerimizde olsaydı küfür ederdi. Ama biz etmiyoruz. İçimizden belki ediyoruzdur. Ama kimse bilemez. Biz buraya bir tane daha yer açtık, görüyorsunuz. Hacısı burada, oraya da priz geliyor. Ne kadar priz olursa işiniz o kadar zor arkadaşlar. Genelde bunları duvarların arasına yapıyorlar. Gerçekten güzel oluyor. Adamların güzel evleri var, düzgün yapmışlar. Bizim evin her yerinde bir yamuk var yani. İşte başında durmasınız arkadaşlar, bir işin böyle olur. Siz olun. Evinizde bir şey yaptırırken muhakkak başında durun veya siz duramıyorsanız, çalışıyorsanız şayet muhakkak birisi dursun işin başında. Yoksa böyle sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Ondan sonra bir daha geri dönüşü olmaz. Yani yıktırıp yeniden yaptırmanız lazım. Böyle bir şey olduğu zaman. Şimdi yamuk olduğu için göreceksiniz ne kadar çok biçimsiz olacağını. Şimdi bakın, üstten ne kadar boşluk alacağını göreceksiniz. Şu şekilde yapacağız. Şöyle yapıp ekleyeceğiz. Şu şekilde
Bu şekilde olacak arkadaşlar, görüyorsunuz. Üstteki boşluğu görüyorsunuz. Alttan da boşluk kalıyor. Tabi bu şekilde biçimsiz oluyor ama diğer parçayı buraya uydurmamız için, ucuca yanması için buradan muhafız tutarak uğraşacağız. Altına şöyle takoz gibi bir şey koyacağız mecburen. Durması için. Zaten diğer taraf oturdu. Yani artık bilmiyorum. Ağzıma çok şey geliyor ama söyleyemiyorum. Maalesef. Yani bunun böyle olduğunu bugün fark ettik biz de. Sadece bir tarafı ölçmüştük, denk gelmiştik diğer taraf, orta tarafı. Buraya da denk gelir zannettik ama olmadı. Yani bazen insanları heveslendirip, heveslerini fırsatta bırakabiliyor insanlar. Hiç düşünmüyorlar çünkü kimseyi. Kimseyi düşünmüyor arkadaşlar. Şimdi diğer son parçayı da alalım. Buna hiçbir işlem yapmıyoruz zaten. Bunu direkt yapıştıracağız. Hemen şöyle kamerayı şöyle alabilir miyiz? Sağ olsun eşim yardımcı oluyor çekimlerde. Kendisine teşekkür ediyorum. Genelde bütün çekimleri eşim yapıyor ama tabii diğer videolarda kendi çektiğim şeyler de var. Arkadaşların çektiği videolar da var. Diğer videoları da izleyin arkadaşlar, göz atın en azından. Bakın neler var. Ama o videolarda hiçbir aksaklık yok. Çünkü evle alakalı fazla bir şey yapmıyoruz orada. Birkaç bir şeyler var sadece. Onlar da yani hata olmayacak şeyler zaten. Evet. Şuraları da söyledim. Alt tarafını da sürelim. Bol bol. Malzemeden çalmıyor arkadaşlar. Bol bol sürün. Zaten biz İstanbul Silivri'de oturuyoruz. Yani tehlikeli bir bölgedeyiz deprem açısından. Bu arada İzmir'de yaşanan depremden dolayı hayatını kaybedenleri Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralara da Allah'tan şifa diliyorum. İnşallah bir an önce iyileşip sağlıklarına kavuşurlar. Marmara da şu anda deprem açısından çok tehlikeli bir yer. Belki de belli bir zaman sonra burada olacağız. Şimdi bunu bıraktık. Bunun ucu nereye geliyor? Burası, evet, bu şekilde olacak. Bu straforlar arkadaşlar kolay temizleniyor. Onu söyleyeyim ben size. Bu biraz sıkıntılı. Şu tablo açıyor. Bu şekilde. Şimdi çekim yaptığı için pek yardımcı olamıyorum ama bakın şu yürümüş uzun parça sadece diğerinin altında olması da gerekiyor. Şurada olması lazım çünkü bu biraz aşağı inmesi lazım. Şu şekilde yanaştıracağız. Böyle. En azından bu uçuşa gelsin değil mi arkadaşlar? Bizim yalnız ters mi yapışır? Bakıyorum şöyle. Yo, düz. Zaten her tarafı eşit mi? Niye böyle oldu? Evet, böyle olacak. İşte böyle gelecek. Evet. Biz bunu öbür türlü yapıştıracağız sanırım.
Evet. Bizim ters yapışıdır. Ya aslında şimdi her tarafı aslında bir şekilde eşit geliyor. Biz bunu bir türlü yapalım. Çünkü şimdi göreceksiniz neden böyle çevirdiğimi. Böyle şeyler olur mu? Sıkıntı yaşamıyor. Böyle çevireceğiz. Çünkü şuraya gördüğünüz zaman oralarda şey var, buralarda paylar var. Burada pay var, burada pay yok. Şimdi böyle çevireceğiz. Diğer türlü de o da bu şekilde oluyor çünkü bütün uçları eşit birbirlerine denk geliyor. Yani ters de koysanız aslında oluyor ama biz biraz daha düzgün olsun istiyoruz. Yani diğerleri aslında bir şekilde olacak ama olmadı. Ne diyelim artık, şanssızlık mı diyelim? Dolapçının azizliğine mi uğradık diyelim, ne diyelim bilmiyorum. Arkadaşlar bu yaptığımız dekor çok pahalı değil bunlar. Aşırı alınmayacak kadar pahalı değil. Tabii kalitesine göre değişiyor. Ben hani şeyi söylemeyeyim. Tanesine 35 lira verdim onların. Ama tabii ki normal taştan, yani gerçek taştan yapsanız daha pahalı olur. Böyle şeyler de var çünkü gerçek taş. Bunlar sadece görünüm amaçlı ama gerçekten şöyle göstersin şimdi size. Gayet de güzel duruyor yani. Yamuk olmasına rağmen bu şekilde oluyor. Tabii biraz sonra bittikten sonra değişiklikler de yaşayacağız. Bakalım o zaman nasıl olacak. Merak ediyoruz. Merak konusu tabii. Şurada değişikliği yok sanırım. Var mı? Yok. Yani şuraya kadar gibi değişikliği. Şurada bitiyor. Evet arkadaşlar, şimdi videoyu durduracağız. Son olarak şöyle parçayı keseceğiz. Onu da yapıştırdıktan sonra işlemimiz tamamlanmış oluyor. Biliyorum video bayağı uzun oldu. Ama kusura bakmayın. Çünkü aksilikler oldu. İşte burada iki tane mesela şey var. Orayı yaptım. Onu taktım mesela. Prizi görüyorsunuz o şekilde. Yerleştiriyorsunuz. Buralara böyle parçalar da koyabilirsiniz. İsterseniz bunun straforunu kesip şu üst parçaları bu şekilde yanlarınızı yapıştırabilirsiniz. Beyazlar gözükmesin. İsterseniz oranın boya varsa kahverengi gibi vesaire boyaları da boyayabilirsiniz. Hiç kötü gözükmesini istemiyorsanız. Mesela bunu şu şekilde de yapabilirdik ama bu şekilde olduğu zaman olmuyor arkadaşlar. Prizi taktığınız zaman prizin içine girmez. O yüzden bu şekilde yapmıyoruz. Şimdi videoyu durduruyoruz ve birazdan devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, sona geldik. Şimdi bunun üstüne şöyle yine sıkıyoruz. Fark ettik ki arkadaşlar duvar da yamuk. Evin yani sağlam olan hiçbir tarafı yok. Her tarafı yamuk. O yüzden şu görmüş olduğunuz parçada bile yarım santim boş var şeyde. Yani boş değil de fark var arasında. Yarım santim yani meyilli gidiyor. Evet. Son parçayı da işte biraz fazla sürelim. Çünkü arttı. Malzemeden çalmayalım. Şuralara koymuyorum. Çünkü buralara koyduğum zaman yetişmeyecek. Çünkü oralar boşluk. Ama dediğim gibi arkadaşlar, arkadaşlar kelimesini çok kullandım. Kesinlikle şeffaf silikon kullanmayın. Ben gördüğüm videolarda şey kullan mesela, işte sıcak silikon falan sürüyorlar.
Hiç bence yapmayın. Çünkü sıcak silikon çok çabuk kurur. Kuruduğu zaman da eritebilir sıcak çünkü. O yüzden tavsiye etmiyorum. En sağlıklısı bu. Evet. Gelin arkadaşlar gösteriyorum. Sonra bunu da şu şekilde. Şöyle biraz su versek daha iyi olur. Köşeler çok önemli. Köşelere iyi bastırın. Ortalar da çok önemli. Şu köşeler, kenarlar, şu bölümler ve şurası çok önemli. Oralar tuttuğu zaman zaten diğer taraflar yapışmış oluyor. Evet. Bunu da böylece tamamlamış olduk. Evet arkadaşlar, ben biraz sonra şu prizi de takacağım. Ondan sonra bir led ışığı yakacağız. Bakalım nasıl olacak. Gerçi akşam olsa daha iyi olur mu? Ben şimdi merak ettim nasıl yansıma yapacak diye. Evet. Buralar bir şekilde açık kalacak. Çünkü oraların yapımı zor. Neden derseniz şu beyazlıklar buraları yaptığı zaman beyazlıklar açık kalacak. Yaparsanız da arkadaşlar böyle bir köşe muhakkak buralara strafora köşemenler var. Onları koyduğunuz zaman çok şık durur. Ayrıca bu şekilde yaparsanız şuralara da strafor koyabilirsiniz. Belki ben ileride buralara veya şuralara strafor da koyabilirim. Şu bölümleri kapansın diye. O da şimdi aklıma geldi. İyi bir fikir. O da sizde bir fikir olarak dursun. Şimdi bunu zaten çekmeye gerek yok. Bunu normal tereceğim. Onun haricinde dediğim gibi arkadaşlar sonları toparlayayım. Kullanacağınız silikon beyaz silikon olsun. Onun haricinde başka hiçbir şey kullanmayın. Böyle priz olduğu zaman ölçümleri çok iyi yapın. Yani aşağı yukarı geliyor. Bunlara çok dikkat edin. Hani mesela keserseniz burası aşağı mı geliyor, yukarı mı geliyor diye şeyler yapmayın. Çok iyi planlama yapın. Milimetrik çalışın. Ben yani video aralarında çok uğraştım yani. Eşim de biliyor. Çok milimetrik ölçümler yaptım. Ancak bu kadar oldu. Onun haricinde başka dediğim gibi malzemeden çalmayın. Her yerde bol bol sürün ki yani şey olmasın sonra. Aa burası niye çıktı falan olmasın. Güzel. Fayansın üstüne daha iyi yapışır silikon. Ama tabii bunun dediğim gibi başka malzemeler de var. Onlardan da alıp kullanabilirsiniz. Onları genelde duvarda bu da oluyor ama genelde o şey onun bir ilacı var. İsmini tam hatırlamıyorum şu an. Ondan da kullanabilirsiniz. Ben bunu kullandım bugün. Video çok güzel arkadaşlar. Yaklaşık 20 dakikayı belki geçmiştir. Hakkınızı helal edin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın diyeceğim ama beğenmeyeceksiniz, abone olmayacaksınız. Bunu biliyorum. Ya başka söyleyeceğim bir şey yok arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. İyi akşamlar.